Burada bir sürü yaşlı var. 99'u görmeden geçmiş olamazlar. Güzel abi, sakal tatlı. Sakal tatlı. Abi ki bunlar çıkarcı. Sakal tatlı diyorum ya. 1923'te kuruldu bu ülke ya. Batmadı da şimdi mi batıyor? Coşacağız dedik, coşuyoruz bak. Ben 30 sene dışarı çalışayım, benim evim bile yok ya. Bırakın beni ya. Yapmayın ya. Yalan konuşmayın ya. Bir saniye. Ben seni dinledim değil mi? Ben seni dinledim değil mi? Şimdi bir dakika. Türkiye'de bu var de, tamam. Abi tamam, Türkiye'de şey söyleyeyim. Türkiye'de anladım dayı, Türkiye'de. Şimdi burada herkes güzel şeyler, doğruları da var, yanlışları da. Herkesi kendi. O Vesulo. Emekli kaç para alıyor? Ama benim senedim şudur. Yabancı emekli 100 dolar. Şimdi 1500. Yabancılara satılan malların geri alınması lazım. Dairesinden tutun toprağına kadar. Firmalara kadar bunlar geri alınması lazım. Her şey ele geçirilmiş. Biz boşuna bu aspat atıyoruz. Çünkü arz talep meselesi çalışıyor bu piyasa. Doğru mu? İlginç, şimdi bakalım şurada. Turistler her yerde oturup yemek yiyorlar. Biz niye yemiyoruz? Çünkü arz ve talep meselesi. Satıldığı zaman fiyatı otomatikman kalkıyor. Adamın elinde dövizi var. Dövizi de kalkınca Türk insanı ne oluyor? Tamamen fakirleşiyor. Olay bundan kaynaklanıyor. Yabancılara satılan malların geri alınması lazım. Satılan malların da hemen durdurulması lazım. Başka türlü bu düzelmez mi düzen? Aynen öyle. Bravo. Boş. Bravo. Biz Ahmet'e Mehmet'e boşuna böyle yükleniyoruz. Bravo kardeşim. Satılan malları genel dünyada satılıyor. Siz tamam da bir ülkemizde satılıyor. Bu özelleştiriyor. Dünyada var bu böyle ya. Özelleştiriyor abi. Özelleştiriyor. Ya özelleştirirse bırak ben. Hayır. Yurt dışında çalışmıyor adam. Yatıyor adam ya. Şimdi bakın, bırakın şimdi onlar çık hesaplar. Yabancılara satıldı sürece bu ülkede daire, mal, efendim fabrikalar düzelmez, çünkü kazan adamlar ele geçirmiş. Biz içine kaynıyoruz, birbirimize saldırıyoruz. Onları bir kere ayıklamamız lazım. Başka türlü düzelmez bu iş. Bu bir. En önemlisi enerjimizi kendimiz üretmemiz lazım. Enerjimizi devamlı şey aldığımız sürece hep açık veriyoruz. O haklısın. Ya konu bu. Ama tamam, önümüze enerji, bak enerji üretiyoruz. Bak santral kuruluyor değil mi Mersin tarafına? Evet, akkuyu. Bak tam akkuyu. Ama buna da karşı çıkanlar var. İçimizden karşı çıkanlar var. Kimle şey tutuyorsun? Muhalefet. Ruslarla değil mi? Lan Rus'a güvenilir mi? Tamam. Rus'a güvenilir mi? Ya adam abi yapıyor, Rus'a güvenilir. Kim yapacak? Güvenilir mi? Sen paranla silah peki alamıyorsun. Amerika sana gelip doğru. Peki sen Putin'in arkasındaki sağındaki solundaki insanların. Bir dakika beni dinle. Abi, ben bildiğim şeyden sen konuya girdin. Ya bırak sen ya. Putin'in yanındaki sağlı solundaki hepsi Yahudi hastalığıdır. Rus falan değildir. Bilen birisi olarak söylüyorum. Gazeteciler soru soruyor. Diyorlar ki Türklere yardım ediyorsunuz. Peskov birinci yardımcısı, Putin'in 170 aklını satın aldığı adam şöyle diyor. Hiç merak etmeyin diyor. Rus halkının diyor hakları için biz buradayız. Düşünebiliyor musunuz? Biz şimdi enerji olarak tamamen Rusya'ya bağlı olacağız. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet. Napolyon ne demiş? Ruslarla anlaşma yapmak sadece mürekkebin kuruyunca kadardır. Biz enerjiye dışarı bağlıyız. Daha da çok bağlanıyoruz. Padişahlık. Padişahlık. Başka bir şey yani. O konunun çok dışında kaldı. Ben gerçeğini söylüyorum. Padişahlık. Seni köle yapıyor bunlar. Padişahlık. Belediyeler, kaymakamlar muhtaç olasın. Sen ses çıkarma diyor. Bunlar bunu istiyor. Bunlar üçkağıtçılık da. Gerçek odur işte. Her tarafa gidiyor işte. Bak senin dediklerinden gidiyor. Bak aynıdır diyorum işte, daha seni borçlandırıyor her tarafa. Bankalara borçlandırıyor. Ses çıkarma diyor. Ses çıkarsan seni işinden ederim diyor. Anladın mı? Başkanlık getirdi, coşacağız dedik, coşuyoruz bak. Ev kiralar kaç lira bugün? 2,5-3 lira diyor ya, asgari ücret. 4 lirasa ne olacak yani? Cumhuriyeti kaç yılında kuruldu? Bana bunu söylesene. Türkiye'de Cumhuriyeti kaç yılında kuruldu? Kaç yılında kuruldu Türkiye Cumhuriyeti? 23. Peki 20 seneye kadar bir bok yapıldı mı bu ülkede? Bağ olsun. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı kardeşim. Yapılmadı kardeşim. Fabrikalar nerede? Bir dakika. Şeker fabrikaları nerede? Tekel nerede? SK nerede? Tutun nerede? Limanlar nerede? Özelleştirildi onlar, satıldı. Özelleştirildi işte. Nasıl özel? Kime peşkeş çekti? Bir dakika. Kime peşkeş çekti? Babamızdan bize bir miras. Nasıl bitmiş idi? Ya bırakın ya. 30 sene olmuş. Benim babam da emekliydi. Her ay maaşını çekti. Yapmayın ya. Yalan konuşmayın ya. Depremde bizzat ben de öncülük yaptım bak. Öncülük bak depremde o lafını balla keseyim bir dakika.
Emekli maaş alamıyor diyor. Ya bir dakika. Ama laf dinlemiyorsun ki sen. Sen laf dinlemiyorsun bak. Benim babam 1993'te emekli oldu. Tamam mı? Daha bir ay yapmadı. Her ay gitti maaşını aldı. Yalan konuşma. Maaş alamıyor dedim. Yalan diyorsunuz ya. Ya bırakın ya. Bak aç internete. Onlar. Ay onlar satılmış basının o zaman ki bak. Yazar kasa attılar. Bugün Tayyip Erdoğan'ın hesap ediyor musun? Abi burada bir sürü yaşlı var. Yok mu alamayan maaşını? Onlar konuşsun. Tayyip Erdoğan'ın hesap ediyor musun? Yardım paralarından emekli paralara ödedi. Doğru. Abi, bir şey diyeceğim sana. Dinliyor musun? Hayır. Canım abi. Aç internete bak. Abicim beni dinliyor musun? Bak burada bir sürü yaşlı var. 99'u görmeden geçmiş olamazlar. Var mı maaşını alamayan gelsin benim konuşsun. Benim babam her ay aldı kardeşim. Abi, nefes aldı ama. Ya ben sana... Bak şimdi o depremde büyük aldı. Yardımlar geldi. Aldı. Bak aldı. Yurt dışından aldı. Para geldi. Gelen paralarla aldı. Yardım paralarını ödendi o paraları ya. Acı internete bak. O paralarla siz... Beş tane çete peşkeş çektiniz. Fabrikalara verdiniz. Bırakın. Acı internete ne verdiniz? Abi doğru. Niye para ödemiyorsun? Sen madem burada şeysin. Ben A Haber'i izlediğim zaman senin dediğin çıkıyor. Ben de Halk TV izlediğim zaman yanlı. Halk TV... Yine A Haber, Milli Haber. Ben Milli kabul ediyorum. A Haber'i. Gerçekten öyle. Ben de aynı fikirdim. Ya şimdi dolar düşüyor, adamlar üzülüyorlar. At bakayım. He? Halk TV. Halk TV. Arkadaş. Ona bir dakika. Bir dakika. Halk TV üzülüyor size. Bir dakika. Kanal D üzülüyor. Star üzülüyor. Bütün basın sizde. Ya bir tane de. Size karşı olsun ya. Yapma bunu ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Faizi düşürdük dediniz. Bir dakika. Arkadaş bir dakika. Bir dakika. Bir dakika arkadaşım. Bir dakika. Arkadaş ben bir şey söyleyeyim de. Faizi düşürdük dediniz. Düşürdük dedi. Muhafazakar insanları şu anda faize bulaştırdınız mı? Bulaştırmadınız mı? Tamam. Tamam ama bak. Buna da karşı çıkıyorlar ama. Bak muhalefet şimdi. Bak bir dakika bir dakika. Doları düşürdüm diyorsun. Git diyorsun vadeli dolarını bozdur. Bankaya yatır ben sana faiz vereyim diyor. Faize milleti bulaştırdın mı? Bulaştırmaya çalışıyor mu? Çalıştırma. Bak devlet istemiyor. Faiz istemiyor. Faizler devamlı aşağı çekmek istiyor bak. Faiz istemiyor. Bir dakika şu anda ona cevap verin bana. Ya bu milletin bak ne diyorum. Bu insanların dini sömürgelerinden niye oynuyorsun? Faize karşıyım diyorsun. Vatandaşı faize bulaştırıyorsun. Osmanlı'da arıcılık yapıyorum. Çalışıyorum. Ya, mı geliyor? Abi herkes çalışıyor. Yalan. Ben 30 senedir çalışayım benim evim bile yok ya. Bırakın beni ya. Bırakın be. Tek başıma. Ben 2002'ye kadar ben tek çalışıyordum. Kirada veriyordum şey. Şimdi 3 kişi çalışayım geçinemiyorum ya. Bırakın bunları ya. Ay. Bir saati bile fazla dönüyor ona Tayyip'i. Bu ülkenin başında kalması. Bir saati. Güzel abi sakal tatlı. Sakal tatlı. Tabii ki bunlar çıkarcı. Sakal tatlı diyorum ya. Peki o 15 Temmuz'da bir kadın vardı biliyor musunuz? Ben dedi araba sürdüm gittim dedi. Niye maaş falan diyor ona yalan çıktı. Bir şey söyleyeceğim rica ediyorum. Bak kardeşim şimdi bu ülkeye Suriyeliler geldi. Biz dedik ki biz Müslümanız bizim başımızın tacı bu insanlar. Eyvallah. Misafir misafirliğini herkesin bilmeli. Biz mal sahibiyiz onlar misafir. Şimdi bak. Bunlar işi mal sahipliğine kadar getirdiler. Dediler ki biz artık bu ülkenin oturan taşlarındanız. Ben diyorum ki arkadaşım Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir sandık kuruluyor değil mi? Burada Suriyeliler kalsın veya gitsin diye ek bir kağıt koyulmalı. İstanbul halkının %51'i ben Suriyelileri, Afganları, göçmenleri istiyorum diyorsa ben pılım pırtım alıp buradan defolacağım. İstanbul halkının %51'i bunları burada istemiyorsa bunlar buradan gönderilmeli. He, Yozgat halkı istemiştir. Örnek veriyorum. Al kardeşim hepsini Yozgat'a yerleştir. Yani bu da tamamen seçime endeksli olmalı. Biz burada ne yapıyoruz abi? Ya işte CHP istedi, AKP istedi. Ya bana ne abi? CHP'den bana ne, AKP'den bana ne? Aynen. Sen bana refahımı vermedikten sonra ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Ben sadece devletçiyim. Ha bakın burada dikkatinizi çekmek istediğim tek bir yer var. Bunu hükümetinizden isteyin. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi de başa gelse hükümetten bunu, bu oylama sistemini isteyin. Arkadaşım ben Afganların, Suriyelilerin, mültecilerin İstanbul'da kalacağını veya kalmayacağını ben oylayacağım. Buna halk kararı vermeli. Hükümet yaşamıyor onlarla burada, biz yaşıyoruz. Sen dönerciye girip çalıştığında, bak devlet bana refahımı versin, istediği kadar göçmeni getirir. Bak karışmam. Önce bana refahımı vereceksin. Bana refahımı vermediğin sürece bazı şeylerin kontrolü vatandaş olarak bende olmalı. Bu da abi oyla olur. Ben nasıl cumhurbaşkanını seçiyorsam
mültecilerin de bu ülkede kalmasını ben oynamalıyım. Örnek veriyorum. Abi bir memur maaşı düşünün. Memur maaşları ortalama 8.000 9.000, asgari ücret 4.250. Sen bunun bu kadar farkla bu kadar fark yaratamazsın. Asgari ücretle memur maaşının arasında maksimum 1.000 lira fark olmalı. Abi ama biz memuruz. Tamam abi, sana 5 sene erken emeklilik veriyorum. Benim malımla hulüfe ortamı oluşturup belediyeye kendi personelini arka kapıdan sokan herkes zihniyet de bu şekilde. AK Parti de böyle, CHP de bu şekilde. Yani bizim bunun önüne geçmemiz lazım. Hani kim ne derse dersin, bugün her türlü kamu kurumunda torpil söz konusu. Bu torpilin önüne geçebilmenin ilk adımı asgari ücretle arasındaki minimal farkı azaltmak. Sen bunu azaltacaksın ki oranın bir ehemmiyeti kalmasın. Cazibesi kalmasın. Yani vatandaşa soruyorum abi, enflasyon yüksek. Abi benim çocuğum olacak 3 ay sonra, ona sorsa o da enflasyon yüksek diyor. Çözüm üret bana. Çözüm yok. Lak lak lak. Ya benim diyeceğim budur baba. Ama sadece şu seçime endeksli mültecilerin kalması veya gitmesi, bunu seçime endekslenmesi lazım. O şekilde söyleyeyim. Çok sağ olun. Eyvallah. Efendim, eyvallah. Geçinebiliyor musunuz? Vatandaş geçinebiliyor mu? Arkadaşım geçiniliyor, geçiniliyor ama nasıl geçiniliyor işte? Yani alacağınızı almıyorsunuz, yapacağınızı yapmıyorsunuz. Öyle işte. Benim iki tane çocuk üniversite okuyor. Çocuğa diyor, düğün yine para gönderdim. Yavrum diyor, azarca. Bir yiyeceğine yarım ye, yarım yiyeceğine daha az ye. Öyle yani, öyle. Çocuk şimdi ne oluyor? Tok duruyoruz ama. Tok duruyoruz gibi görünüyor ama nerede tok duruyoruz? Yani çocuk arkadaşıyla bir kafeye gidip çay içemiyor, kahve içemiyor veyahut da iki arkadaşıyla oturamıyor. Ne oluyor? Yurdunda kalıyor. Yani bu mu? Yani geçinmek bu işte. Çocuk üzerine bir şey alacak. Diyorsun yavrum, önümüzdeki ay alırız, bir dahaki ay alırız, bir dahaki ay alırız. Ertele, ertele, ertele. Öyle yani. Öyle. Öyle. Nasıl düzeleceğiz? Yani arkadaşlar, bazıları çok iyiyiz diyor, canını veriyor. Yok kardeşim, yok öyle bir şey yok. Rahat mat yok. Öyle. Ya çok iyiyiz miyiz diye bir şey yok ya. Ya onu diyen de yanlış anlama. Nemal alanlar diyor diyorum. Bana kalırsa. Nemal almadıktan sonra öyle bir şey diyen yok. Vatandaşın hepsi aç. Aç şu anda. İşin aslı aç. Ben kardeşim, ben şurada karşıyım. Bak ne diyor? Faizi düşürdük, düşürdük. Kardeşim düşürdün de sen milleti faize bulaştırdın şu anda. Şu anda ne diyor? Dolar 11-12'ye geldi. Ne diyor? Paranı diyor, TL'deki, dolardaki paranı bozdur. Bizim şimdi örf adetimiz nedir Anadolu'da? Kardeşim, kadın ye altın alır. Ye, yani genelde altın alır. Altını kenara koyar. Der ki en azından kenarımda işte iki tane bileziğim, iki tane çeyreğim, şuyum buyum dursun. Ne diyor? Onları bozdur. Bankaya faize yatır. Faize yatır. Aradaki farkı ben vereceğim diyor devlet. Böyle bir, yani faize karşıyım diyorsun. İnsanları resmen affedersin, dinlerinden imanlarına da oynuyorsun. Diniyle imanıyla oynuyorsun bana göre. Ya böyle bir yönetim olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. İnsanları resmen faize bulaştırmaya çalışıyorsun. İnsanların genleriyle oynuyorsun. İnsanların genleriyle oynanıyor şu anda. Ya bana kalırsa böyle yani. Ben böyle yorumluyorum. Kimisinin hoşuna gidiyor belli. Ne ya kardeşim, hoşuna giden kimin hoşuna gidecek bu ya? Hoşuna gidecek bir şey yok. İyi yaptı. Ya sabahleyin bir tane kadın geldi. Diyor ki ona faiz demezsen o diye haram değil. Neyi haram değil kardeşim? Sen faize bankaya para koyuyorsun. Diyor ki doların altında kalırsa bilmem neyim, devlet olarak ne diyor? Ben diyor oradaki farkı ben kapatacağım. Faiz değil mi kardeşim bu? Bana bunu bir tane caminin önündeyiz. Bir tane caminin imamı veyahut da şeyi bir tanesi dese ki bu faiz değil. Bana bir tanesi bunun fetvasını versin. Faiz değil diye. Bazı toplumlarda zina yok da muta nikahı var ya, saatlik nikahı. Onun gibi bir şey yani. Onun gibi bir şey. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir düzen yok ya. Böyle bir düzen yok. Ödeyen yine halktır. Toplumdur. Ha, bir de şu var. O toplumun zaten dar gelirlidir. Dar gelirlinin sırtını alıyorsun. Yine parası olan ağababalarına diyorsun. Bankaya ben diyelim ki çalışan 5-6 milyon lira çalışan 5-6 milyon lirayla çalışan bir vatandaşım. Ben parayı nereden bulacağım da bankaya yatıracağım? Ona faiz alacağım. Bir dakika. Memur nereden bulacak? İşçi nereden bulacak? Asgari ücretleri nereden bulacak? Ha nedir? Bu düzen, şu andaki yapılan düzen nedir biliyor musunuz? 84 milyon 400 bin 500 bin kişinin affedersin faizini ödeyecek şu anda. Bak onlar bankaya para yatıracak. Asgari ücretli de memur da işçi de onların aradaki farkını bizim sırtımıza yükleyecekler. Biz 400-500 bin kişiye zenginin parasını ödeyeceğiz. Ya bunu böyle görmek lazım. Böyle görmekten sonra bu ülke düzelmez. Bak, bu yani. 2 kere 2 4. Devlet vatandaşına 3 kağıdı getirir mi? Resmen 3 kağıdı getirdi. Ben yeni emekli oldum. 3 kuruş param vardı. Yemin ediyorum gittim döviz aldım. Dolar aldım. Ki para cebimden gidiyor. 13-400 liradan aldım. 13-400 liradan aldım. Bir gecede paraların hepsi gitti. Yani 170 lira param gitti. 170 lira canlı param gitti. Bir tanışa çalışan insanları yani. Yani bunun içinde şey yok.
Hani para kazancı falan yok. Sadece paramızı koruyalım dedik. Dolar düştü. Ne oldu? Marketler doldu. Yani yine aynı fiyatlara satıyorlar. Petrol desen yine aynı. Yani halkını fakirleştirdi. Sarayda yaşamak itibar falan değil. Almanya'da Merkel apartman dairesinde oturuyor. Canan nerede? Gel. Bak Almancı bundan ikisi de. İkisi de Almancı. Bak bedava diyor. Bak bedava. Hayat bedava. Geldiler. Gel buraya Canan. Abi açlıktan ölmüyorsunuz mu? Kim? Yok açlıktan kim ölmüş ki şimdiye kadar? Yok ya öyle bir şey yok ya. Türkiye bile sürünmüyor ya. Kim dedi onu ya? Bak bunlar gerçekten Almanya'dan geldiler. Bak Almanya'dan geldiler bedava burası diyorlar. Bedava. Burası bedava tabii canım. Çarpı 12-13 şu an. Dediğim gibi devlet vatandaşına sahip çıkması gerekirken devleti bir gecede vatandaşını 3 kağıda getirdi. 3 kağıda getirdiler. Bunu kim getirdi? Bir de yönetenler getirdi. Yazık günah değil mi? Bak bir simit 3500 lira. Yani iyice fakirleştik. İyice fakirleştik. Yani herkes manyak oldu. İş yok, güç yok. Oğlum istin. Yani mutlu değiliz. Mutlu bir azınlık var. Mutsuz bir çoğunluk var. Yazık yani hepimize yazık. Hani herkes bir şeyleri savunuyor. Yok araban var mı, telefonun var mı, o var mı? Olacak tabii. 1920'lerde yaşamıyoruz ki. Ben sana bir şey diyeyim mi hemşerim? Kısacası. Bugün asgari 4250 değil mi? 4250. Bugün bir genç evlense 4250 ile nasıl geçiniyor? Nasıl geçiniyor biliyor musun? Babası yardım ediyor, anası yardım ediyor. O şekilde. Normalde bir insan geçinemez. Çünkü ev kiraları bugün, ben Yeni Bosna'da oturuyorum. Bahçeli 2,5-3 lira. Benim kardeşim de emlakçılık yapıyor. Tamam mı? O adam 2,5 lira kira verecek. Tamam mı? Ne yiyecek, ne içecek? Doğalgaz mı ödeyecek? Elektrik mi, su mu? Ne yiyecek? Mutfağı ne alacak? O paradan vergi de kesiliyor. 4500 liraya bir dakika. Alamıyor. Bu bu şimdi boşanmalar nereden geliyor işte? Aile şiddeti bilmem neler. Ben, bu işte hep krizlerden geliyor. Bundan. Yok ben 4250 yaptım. Bazıları seviniyor bu yandaşlar. Ya neyine seviniyorsun ya? 4250 büyük bir bugün büyük para değil. Geçinme şartı o değil. Bugün en az 8 bin lira bir insan maaş alacak ki kendi ayaklarının üstünde dursun, anasına babasına bela olmasın. Yoksa, yoksa öyle ben 4250 yaptım. Yap ne olacak? Geçinemezsin. Ne alabilirsin abi gidersin BİM'e. En ucuz denilen BİM'e gidersin. Bak 1000 liraya girersin 7-8 poşetten çıkarsın. 1000 lirayla bak 1000 lirayla. Tereyağı kaç lira bugün? 70 lira. Bal mı alacaksın sen? Fakir bal alabilir mi? Alamaz. Alacağı zeytindir. Abi şu alacağı zeytin. Şu kadar kavurma, şu kadar kavurma. Yani, bak şu kadar kavurma. Milleti kandırmasınlar ya. Ayıptır ya milleti kandırmasınlar ya. Zeytini bile alamıyorsun. Bunlar alamazsın tutmuşlar. Abi, yanına 5 tane çeteyi almışlar. Sır babam sır. Yandaş medyayı da almış ATV, Kanal D'yi bilmem neyi. Demirhan'a çektirdi Ziraat Bankası. Ziraat Bankası bugün halkın bankası. Gidip halktan, halk bankasından bugün millet doğru düz para çekemiyor. Ya kefil istiyor ya maaşın yetmiyor diyor. Ama Demirhan'a bilmem kaç senelik şey veriyor. Kredi veriyor. Faizsiz. Onu da ödemiyor. Niye? Nedir ya? Vatandaşa yüklenmesinler. Biraz kendisinde bulsun. 20 sene yönetiyorsan bu 20 sene ne kalkındı abi? Tamam yaptın köprü yaptın. Evet. Bir dakika eyvallah yaptın. Bilmem ne yaptın havaalanı. Ne yaptın da bir dakika dur. Bir dakika yaptın ne yaptın sen bunu? Sen bunu 25 seneliğine adama verdin. Bir dakika da 25 seneliğine adama veriyorsun diyorsun ki bu kadar geçiş sana garanti. Sen onu bana yapmadın ki sen onu beni borçlandırdın daha fazla. Olan malı da sattın. Olan malı da sattın. Şu anda yani 20 sene önce 20 bugün doğan çocuk 20 sene borçlu yaşayacak. Bunu demiyorlar. Yani ayıp ya. Halen daha bir poşete alkış yapıyorlar ya. AK Parti'nin ya babam oğlu değil ki ya. Nedir yani ya? Tayyip nedir? 1923'te kuruldu bu ülke ya. Batmadı da. Şimdi mi batıyor? Atatürk. İkide bir diş güçler güç güçler. Yalan. Sensin ya. Sensin bunu yapan ya. Dış güçler. Ne hale dostum böyle işe ya. FETÖ.